Koronavirüs salgınında her gün 60 binin üzerinde yeni vaka sayıları geliyor. Bu süreç kritik ve maskeleri çift takmak, mesafeyi de 2 metreye çıkarmak gerek. Uzmanların uyarıları bu şekilde. Çünkü Türkiye'de hakim olan İngiltere mutasyonu sandığımızdan çok daha hızlı yayılıyor. Ayrıntılara Fulya Öztürk'ün haberinde bakalım. Mutasyonlu virüs, özellikle İngiliz varyantı şu an hakim virüs oldu. Çok kalabalık, hiç kimse dikkat etmiyor. Sosyal mesafe diye bir şey kesinlikle yok. Türkiye'de günlük vaka sayısı 60 binlerde. Tabii bu işin bir de belirtisiz geçirenleri var. Yani uzmanlara göre bu rakam aslında çok daha fazla. Yani 60 binin de üzerinde. Türkiye'nin risk haritasına baktığınızda aslında her şeyi gözler önüne seriyor. Türkiye'de risk haritası kıpkırmızı. Virüsün insandan insana geçme yetisini bir şekilde frenlememiz lazım. Bu kadar kırmızıya dönmüş olması hepimizi çok zor bir durumda bıraktı. Şu anda geldiğimiz noktada günlük vaka sayıları 60 bini geçmiş durumda. Bunun yanı sıra ağır hasta sayımız ve vefat sayımız da her geçen gün yükseliyor. Bu da bize tedbirlere uymamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. İnsanlar gerekmedikçe dışarıya çıkmamalı. Türkiye'de şu an vakaların %90'ı İngiltere mutasyonu. Yani sandığınızdan da hızlı yayılan mutasyon. Evet, Türkiye'de bir kez daha önlemler alınmaya başlandı ama kuşkusuz en önemlisi kişisel tedbirler. Uzmanlara göre özellikle şu dönemde eğer tek maske takıyorsanız bunu çift maskeye çıkartabilirsiniz. Ve karşınızdaki kişiyle mesafeniz 1 metreden 2 metreye çıkartılmalı. Yani çok daha sıkı tutulması gerekiyor kişisel tedbirlerin. Tek maskeyle gelen partiküllerin yüzünüze karşı %40'ı durdurulurken çift takılan cerrahi maske veyahut da bir cerrahi maske üstüne bir kumaş maske takıldığı zaman bu gerçekten 2 katına kadar koruyucu oluyor. 2 kişinin arasındaki mesafeyi en az 2 metre şeklinde korumamız lazım. Ayrıca kalabalık ortamlardan mutlaka kaçınmamız lazım. Ramazan ayı içerisinde aileler, akrabalar, arkadaş grupları, iftar, sahur gibi organizasyonlardan kaçınsınlar. Çünkü evlerde yapılabilecek bu tarz aktivitelerde ciddi bir bulaşma riski söz konusudur ve kişiler kendilerini bu tarz etkinliklere katılmayarak korumalılar. Ayrıca aşı sırası gelmiş olan vatandaşlarımızın da mutlak surette aşılanmalarını tavsiye ediyoruz. Aşıların yeni etkisinden çekinip onların etkinliğini göz ardı etmemek lazım.